Geçen hafta anlattığımın köpek dostlarıma çok zengin bir öğün hazırlamıştık birlikte. Kedi dostlarıma bunu nasıl yorumlayabiliriz? Onun üzerinden geçelim. Ecem de kendi elleriyle hazırlasın istiyorum. Başlayalım o zaman. Şimdi bugün kullanacağımız ham madde, et, protein kaynağı. Bu sefer tavuk göğüs. Neden tavuk göğüs seçiyoruz? Çünkü kedi dostlarımızın çok rahatlıkla sindirebildiği ve çok zevkle tükettiği çok güzel bir besin. Aynı zamanda çok kolay erişimimiz olan bir besin. Bu tavuk göğsü kendime aslında tavuk hazırlarken öncesinde de böyle doğrayarak hazırlamıştım. Önceden dondurduğum bir tavuk göğüs. Dolayısıyla şu an Çözdürdük. Ecem tarifi hazırladıktan sonra aslında besinler birlikte çözüldükten sonra karıştıktan sonra servis edilebilecek bir besin hazırlıyoruz. Kesinlikle. Ancak marketten şu an aldıysak tavuk göğsü, o zaman bu hazırladıklarımızı uygun sürelerce dondurduktan sonra ve yine çözdürdükten sonra çocuklarımıza servis etmeyi hatırlatıyorum. Şimdi bu doğranmış tavuk göğsümüzü tabağımıza gösterebiliriz, koyabiliriz. Eğer ilk defa evimizde çiğ besleyeceksek çocuğumuzu kendi yaptığımız besinlerle bu gibi yine küçük bir şekilde doğranmış, hatta daha bile küçük doğrayabilirsiniz. Besinlerle başlamak, tavuk göğsüyle başlamak gerçekten ideal. İkinci bir formu yine çok daha kolay bir şekilde adapte olmalarına, bu besini de rahatlıkla tüketmelerine yardımcı olabilecek bir şey. Bütün bu besinlerimizi karışımı hazırladıktan sonra püre haline getirmek, blenderdan çekmek ve onları yine öyle servis etmek olabilecektir. Bu tavuk göğsüne aslında çok basit birkaç ekle. En güzel şekilde kedi mamamıza mama hazırlayacağız. Detoks iksirinden sadece burada bir 150 gram yaklaşık tavuk göğsümüz var. Kedi dostumuz ortalama 5 kilogram, kedi dostlarımız 100 gram da yiyebilir günlük, 150 gram da yiyebilir. 200 gramına kadar yiyen, hareket boyunda değişen metabolizma ihtiyaçlarına yönelik desteklememiz gereken çocuklarımız var. Benim evdeki çocuğum gerçekten günlük minimum 150-200 grama kadar yiyen bir çocuk. Bu mamayı da o gün ve sonrasında aslında daha fazlasına da yetecek şekilde hazırlıyorum. Şimdi detoks iksirinden en az bir küple başlamamız gerekiyor. Çünkü bu tavuk ve eti birlikte servis etmemiz gereken bütün besinleri içerisinde içeriyor ve çocuklarımıza da ilham almak adına içeriklerinden siz de ilham alabilirsiniz. Eğer bu içerikleri böyle evinizde de aynı şekilde hazırlayabileceğiniz gibi detoks iksirinin kolay kullanımını burada göstermem gerçekten çok önemli. Çünkü çok güvenli bir servis imkanı sunuyor bize. Bir tane küp koydum ama bu bir küp eğer 100 gram tavuk eti kullansaydım, 90 gram, 80 gram tavuk eti kullansaydım daha mantıklı bir seçim olurdu. Şimdi biz 3 küp çok rahatlıkla koyabiliriz. Farklı bir alternatifimiz olarak kolajen iksirinden de ilave edebiliriz. Ama detoks iksirinin sağladığı bütün içeriklerinin çok tatlı oldu ya. Hoş geldin Detoks iksirinin sağladığı bütün içerikleri sağlamayacağı için kolajen iksirinden kaç küp? Sadece bir tane ve detoks iksirinin yerine geçmeyecek şekilde koyabiliriz. Hoppa. Şimdi Dudi tavuğundan almak istiyor. Çıldırdı. İlk başta biz hazırlayacağız, sonra aşkım. Aslında bizim şu an yaptığımız şey, bu yanda gösterdiğim donuk mamalarımızı kendi evinizde nasıl hazırlayabilirsiniz? Bu donuk mamalarımız gibi besinleri kendi evinizde üretmeye başlamak adına aslında ilk tarifimiz. Meraklarınızla birlikte tekrar geliştirebiliriz. Bu iksirlerimize ek. Şimdi önemli olan dana yürek takviyemizi nasıl yapabiliriz? Hem donuk var, Hem de freeze dried. hem de freeze dried var. Ve diyorum tekrar, siz de dana yürek sakatatını dışarıdan Freeze da dried bulup alabilirsiniz. Ve onu da öyle kullanabilirsiniz. Ancak bu zaman bu şekilde yaptığımızda öncesinde çocuklarımıza servis etmeden dondurma koşullarına dikkat edeceğiz. Birkaç parça koyuyorum. Evet. Burada da 200 gram bir mamayı tamamlamak adına 150 gramın üzerine burada çok rahatlıkla 20 gram, 10 gram koyabilirim. Ancak şimdi zaten bu parçamıza yeterli olacaktır. Mükemmel oldu. Hoppa. Dana yürek dediğim gibi çok fazlasıyla kısıtlamamamız gereken bir besin. Yürek genel anlamda çok fazlasıyla kısıtlamayı düşünmememiz gereken bir besin. Kedi dostlarımıza taurin diye sorduğumuzda
Asıl işte Tori'nin gerçek has kaynağı yürek. Bu anlamda hindi olsun, dana olsun, tavuk olsun hepsinden kullanarak bu takviyeyi yapabilirsiniz. Aslında göstermek için şu dana yüreğimizi de göstermek ister misin canım? Tabii ki. Oh. Bundan da minik bir parça koyuyorum. Aynen. Burnuma çektim. Yalnız. Çekersiniz. Çekersiniz. Anam çok mu yakışıklısın ya. Şöyle bir, değil mi? Çok abartmıyorum. Evet evet. Bunu da özellikle dana yüreğin donuk ve freeze eyed nasıl? İkisi de aynı besindir. Ama bir tanesinin nemi alınmış halidir, bir tanesinin yaş halidir. Onu göstermek amacıyla paylaşmak istedim ve o mesajımıza da yönelik. Dana yüreği sınırlandırmak zorunda değiliz. Yüreği sınırlandırmak zorunda değiliz. Donuğunu da freeze aydında böyle ekleyerek aslında çocuğumuza farklı formları da servis edebiliriz. Bu size ilham olmaması amacıyla bu şekilde çeşitlerimizi gösteriyoruz. Şimdi bunun üzerine çocuğumuzun ihtiyaç olduğu %5 oranında ne yiyorsa o gün, hangi gramajda toplam öğününde yiyorsa ciğer koymamız gerekiyor. Bu ciğer oranını tekrardan yine freeze diet besinlerimizden sağlayabileceğimiz gibi mükemmel sakatat besinimizden de sağlayabiliriz. Mükemmel sakatatın her bir küpünde ortalama 8 gram gelen küplerde en az 4 gram dana ciğer bulunmaktadır. Onun devamında da dana dalak ve dana yürekle tamamlıyoruz. Bu anlamda mükemmel bir aslında yürek dışında sakatat ekleyebileceğimiz. Ondan da bir küp, iki küp bu bizim orana. Ama siz 100 gramlık bir mama hazırlıyorsanız bir küp koymanız da dana ciğer için yeterli olacaktır. Mükemmel sakatatla 100 gramlık bir menü hazırlarken, öğün hazırlarken mükemmel sakatatımızı bir küp olarak da kullanabiliriz. Mükemmel sakatat anında çözüldüğü için sakatatlar o şekilde çok yüksek nem içeriğiyle ısıya çok daha hassaslar, dayanıksızlar. Onlara çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Güvenli bir şekilde saklamak adına poşetliyoruz. Poşetledikten sonra birbirleriyle harmanlanmaları aslında daha kolay oluyor. Bu neden önemli? Koyduğumuz İşte detoks iksiri, diğer iksirler gibi veya sizin de evde iksirlerden ilham olarak ekleyeceğiniz içeriklerin tavuk göğsüne çok daha rahat sinmesi ve çocuklarımızın o içerikleri de çok daha rahat bir şekilde tüketmesi adına kedi dostlarımız için böyle bir öneri. Püre haline de getirebilirsiniz. Onu da zaten konuşmuştuk. Bu şekilde çözündüğünde zaten iksirler çok güzel bir marinasyon sosu haline geliyor. Sonrasında da servis ederken ayrıca paylaşırız. İkinci ve çok pratik bir yöntem olarak yine başta bahsettiğim diyetisyen Dilara Hanım'ın da evinde yaptığı yöntem buydu aslında. Benim de TikTok'ta paylaştığımı söylediğim yöntem buydu. Bu poşetlere daha önceden kendimi hazırlarken tavukları kestikten sonra burada çok daha büyük parçalar olduğunu görebilirsiniz. Çıldırır. Buğdacığım daha ileri seviye aslında çiğ beslenen bir çocuk olduğu için tavuk boyunda yediği için böyle daha büyük parçalarda tavuk göğüsü de yemeği çok seviyor ve kedi dostlarımız için de çok güzel bir evde hazırlayabileceğimiz diş dostu besin kaynağı. Bunu püre yapmazsak, böyle küçücük de kesmezsek o zaman daha bütün parçalarda başlarken değil ama daha ileride aynı hazırladığımız tarifi hazırlayıp onlara farklı bir dokuyla, farklı bir diş ve aktivite deneyimi de aslında sunabiliriz. Onu göstermek istedik. Evet. İstersen yine çok güzel bir şekilde aklımda hazırlayalım. Aklımda kalanlarıyla anlatayım mı? Evet! Çok eğlenceli bakalım, oldu şu an. Bakalım iyi öğrenci miyim? Ben de Luli'yi böyle... Detoks iksirimiz. Normalde bir küp yeter, bir küp essential diye başladık ama bizim neydi? Gramajımız 150. O yüzden 3 adet. 3 adet şöyle. Hop. Bu 2. Hop. Bu da bir. Ardından. Harikasın. Neden bahsetmiştik? Kolajen iksiri. Ama neydi kolajen iksirinde olay? Detoks iksirini geçmeyecekti. Bu yüzden sadece bir küp. Kolajen iksiri sınırlandırmamız gereken bir besin değil. Çok güzel bir şey söyledin. Aslında kolajen iksirinin önünü geçmiş. Detoks iksirinin yerine geçemeyecek bir besin. Ha. Yani detoks iksirini koymadan kolajen iksirini koydum. Bir seferlik olur ama her seferinde yapmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü detoks iksiri aradığımız özelliklere sahip. Ve kolajen iksiri içinde daha fazla koyma imkanımız var. Kolajen iksirini isterseniz bir değil 6 küp de koyabilirsiniz. Çocuklarımıza hindi boyunun
hindi boynundan ürettiğimiz o kemik suyunu en lezzetli buldukları halde böbreklerine en güzel sıvı desteği verebileceğimiz halde o şekilde sunuluyor. Bu dana yüreği de koyduktan sonra sakatat. Bakın nasıl erimiş. He? Özellikle eriyenlerinden seçiyorum ki hani şu an harmanladığımız için rahatlıkla harmanlansın diye. Yoksa size görsel olarak tabii ki küp küp ama çok güzel isterdim. İfade ediyor kendini yani. Ben nasıl daha farklı duruyor. Bakın hemen hop. Bırakıyor kendi içinde dalak var. Ya çılgın bir şey bu. Bu bir kan. Tamam yani demir anlamında söyledim. Evet mükemmel. Tamam elimizdeki de hop. Ve son olarak donuklarımızın dışında dana yüreği şuradan koyduğum için buradan koymama gerek var mı? İstersen tabii ki yineden koyabilirsin. Tamam, koymak ama isterim. Koymak zorunda değilsin. İsterim. Aslında bizim göstermek istediğimiz ikisinin de birbirinin yerine dana yürek geçebileceği, donuk dana yürek de kullanabileceğimiz, freeze-dried dana yürek de kullanabileceğimiz ve dana yüreği yine sizin dışarıdan da alarak hazırlayabileceğiniz mükemmel sakatat içeriklerinden de yine. Pardon canım benim. İlham olarak küçük budaya da vereyim aşağıda şimdi. Berber bizi bekliyor sabırla. Hoppa. Şimdi evet. Budaya verirken tabii bütün abileri ablaları ayağa kalkıyor. Ya festival var buradan sonra. Ya evet. Biz biraz Fatih'i de bekletmemek adına aslında biraz hızlıca yapmaya çalıştık. Ama çok güzel oldu. Şekilde harmanlıyorum yine. Evet. Geldiğimiz şekil ve bu kendi kendine marine olmaya devam edecek. Vallahi kendim dahi bunu atıp yiyebilirim. Benim de canım çekti. Çok güzel duruyor. Çok lezzetli duruyor. Wow! Evet haklısın aşkım. Tamam hepsi sana şu an. Hepsi sana. Senin için hazırlıyorum. Biraz bir tane. Çok güzel bir şekilde şimdi bunu da doğrudan ısıyla sıcak suyla temas ettirmeden yine sıcak cam bir kabın üzerinde bekletiyoruz. Sıcak suyun üzerinde plastik çünkü doğrudan sıcağa temas etmesini istemeyiz. Bekletilerek çocuğumuz için, budamız için oda sıcaklığında, ılık kıvamda servis edilebilir hale getireceğiz. Paketin havasını alıyoruz. Ay süpersin. Kapıyoruz. Bakın. Hop. Süpersin. Tıs. Freezer içinde lütfen. Önce biraz açalım. Ben de bir türlü şey açayım olmuş olabilir. Açayım mı? Yo. Yo ben böyle yapıyorum. Açıyoruz. Çık bir şey yok yani bununla. Evet o havayı almak gerçekten uzun süreli renklerinin dokularını, kokularını korumak adına müthiş bir fayda sağlıyor. Koruyucu olmadığı için ellerimizle bu şekilde koruma yöntemlerine devam ediyoruz. Hepsini burada çözünme durumuna geçenleri tekrar büyük bir şekilde dondurmaya gerek yok. Buzdolabına alır sonra da çocuklarımızla. Hem evdeki hem dışarıdaki çocuklarımızla paylaşırız. Keyifli bir akşam oldu değil mi Bobim? Gerçekten menünü çok güzel hazırladık. Oldu. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Canım kardeşim çok teşekkür ediyorum benimle olduğun için. Çocuklarımızı iyi beslemekle hayatlarında nasıl bir etki yaratabiliyoruz? Bilimsel olarak da görüşmek isteyen, yurt dışından gelecek olan hocalarımızla, yerli hocalarımızla tamamen gerçeği konuşmak isteyen, bizlerle birlikte olmak isteyen herkesi beslenmeye dair, kedi köpek sağlığına dair, özellikle ismi de 360 Pet Health, aklınıza gelen her türlü sorunun üzerinde, bu konular üzerinde çok yetkin 6 konuşmacının, bu konuşmacılar, araştırmacılar, profesör, doktorlar, kendi alanlarında uzmanlar. Daha da detaylarını bizlerden ve yurt dışından ve yerli olarak bu konulardaki en yetkin hocalarımızdan doğrudan dinlemek, bir araya gelmek isterseniz 23-24 Mart'taki konferansımıza sizi bekliyoruz. İlgi gösterenler olursa da kayıt olmak için linki paylaşıyoruz. Teşekkür ederiz.